Herkese merhabalar. Ben avukat Ayhan Ömen. Takipçimiz şunu soruyor. 2013 yılından beri evliyim ve 2014 yılında green card aldım. Son 5 yılda toplam 8 kez, takriben toplam 179 gün Amerika dışına çıktım. Son çıkış 16 Temmuz ve 10 Ağustos 2018 arasındaydı. Türkiye'de bulundum. En 400 formu göndermeden önce en az 3 ay Amerika'da fiziki bulunma gibi bir zorunluluk var mı diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi burada önemli olan nokta sizin son 5 yıldır ya da 5 yıla yakındır yeşil kart sahibi oluyor olmanız. Örnek veriyorum siz 2014 yılında green card aldığınızı söylediniz. Bu da ne yapar? 15, 16, 17, 18, 19 yapar. Dolayısıyla 2019 yılı itibariyle siz 5 yılınızı tamamlamış olacaksınız. Burada tabii 5 yılınızın dolmasına 3 ay kala siz e, vatandaşlık başvurunuzu yapabileceksiniz. Ve sizin sürelerinize baktığımız zaman da son 5 yıl içinde sadece 179 günü ülke dışında geçirmiş olmanız sizin e, bu başvurunuzu yapmanızı engel değil. Dolayısıyla siz engel olabilecek sürecin altında yurt dışında süre geçirmişsiniz. Ve dolayısıyla siz başvurunuzu yapabileceksiniz. İkametgah noktasında sorduğunuz soru ise yani fiziksel olarak 3 ay Amerika'da bulunma noktasına da gelince sizdeki sürelere göre herhangi bir problem gözükmüyor. Fiziksel süreleri fazlasıyla yerine getirdiğiniz için eğer residence yani ikametgah fiziksel bulunduğunuz adresinde de bir değişiklik yok ise o zaman son 3 ay kala başvurunuzu yapabilirsiniz. Dolayısıyla 3 aylık bulunduğunuz eyaletteki fiziksel bulunma şartını zaten yerine getirdiğiniz için bir engelle karşı karşıya kalmayacaksınız diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.